Selamlar sevgili dostlarım ve değerli izleyenler. İlk bölümünü çektiğimiz bu güzel oyunun ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Birinci bölümde bulunduğumuz bu gezegene düştük ve içerisinde bulunduğumuz şu robotumuzu bulup tamir edip görevler doğrultusunda da buraya kurulmaya başladık dostlar. Şuraya ağaçlar dikmiştik, filizlenmeye başlamış yavaştan. Kendilerini göstermeye başlamışlar. Yapraklar oluşmuş. Demek ki çıkacaklar, büyüyecekler. Şimdi bu bölümde soldaki görevlerimizi yine takip ederek gelişelim artık. Ama öncelikle şurada bir tane fazladan makine yapmıştım. Öncelikle o makineyi kaldırmayı, yani bir şeyi fazladan koyduğumuz zaman nasıl kaldırabiliriz? Buradan bir başlayalım. İnşa menüsüne bir girelim. Evet, burada geri dönüşüm modu diye bir tane mod var. H'ye bas. Tamam. Şu anda sarı şekilde gösteriyor imlecimiz. Bastığımız zaman artık yaptığımız, istemediğimiz bir yapıyı geriye sökebiliyoruz. Ve belli malzemesini de geri aldık. Tamam, iptal et. Bu şekilde de geriye dönüşümü öğrenmiş olduk. Şimdi biz bu makineden yapacağım ben. Ama şu içeriye yapalım. İkisi yan yana olsun. Tekrar girelim. Aldığımız fazla malzemeyi de buraya tekrar kullanalım. Kurduk. Hatta bir şeyler üretelim. Boş durmasın. En azından 5'er tane üretsin. Evet. Yağları çıkartsın. Bunda ne yapıyorduk? Bunda yem yapıyoruz. Şimdi bir tane daha tarla yapabiliriz. Bu tarlamıza üzerimizde var mı? Var. Tohum. 8 tanemiş yine. Hemen ekelim bunları. Bir tane daha olsaydı iyiydi. Ha, şuradan toplayabilirim. Tamam, çıktı. Onu da diktik. Şimdi sulayalım. Tamam. Polibellerimiz en azından boş durmasın, çıka dursun. Yağlarımız üretilsin. Şimdi bir tane daha yapabiliyor muyum tarladan? Bakalım. Artık yükseltme deposu yapmamız gerekiyor bizim. Görev bu. Alüminyum çubuk istiyor. Alüminyum toplayacağız. Alüminyum çerçeve üreteceğiz. Alüminyum çerçeve nereden üretiliyor bilmiyorum. Kırmızı kristal. Sanki bir yerde görmüştük ilk bölümde. Kırmızı kristaller vardı. Bunu da tabii şimdi biz çıkartamıyoruz. Çünkü kristali kırmıyor. Birleştirici. Bunu üretebiliriz. Alüminyum çubuk istiyor bu da. Tamam, alüminyum toplamaya gideceğiz. İlk işimiz o olabilir. Sandık var. Şu şekilde. Bir tanesini yapalım. En azından malzemelerimizi koyarız ona da. Çevir. Şu sınırın içerisinde mi olması gerekiyor? Tam onu da bilmiyorum dostlarım. Şöyle yapalım. En azından sandıklarımızı bu şekilde yan yana koyalım. Ona malzeme yetmedi. Bunları toplayacağım. Sandığa atmayı deneyeceğim. Çıkıp. Bir dakika. Tekrar binelim. Biz alamıyoruz çünkü. Bunları otomatik toplama olabilir oyunda. Şimdi içerisine girelim ve atalım fazlalık malzemelerimizi. Şu da zehirli olan bir malzeme. Zararlı spor diye geçiyor oyunda. Yumurtalar var topladığımız. Yem var. Şöyle koyalım. Böcek fosili. Taş. Taşı da buraya koyalım. Tamamdır. Üretim durdu. Biraz daha yapabilirsek iyi olur.
bitki yağından. Çünkü gerekecek bunlar. Lif istiyor zaten elyaf. Evet. Akşam oldu. Şimdi biraz şuradan lif toplayalım. Ağaç keselim. Robotumuzun ışığı da gayet güzel yanıyor. Aydınlatıyor. Taş da gerekli. Robotumuzu geliştirmek istiyorum dostlarım. Bir an önce. Sarı bölgeyi, ormanı restore et. Orayı da yapmamız gerekiyor. Görevlerden bir tanesi de o. Şimdi. Şunları koyalım. Sandığımızı yapalım. Alüminyum toplamaya gideceğiz. Tamamladık. Buraya bırakalım. Fazlalık malzemelerimizi. 53 kilo oldu. 2 tane alüminyum var. Şu ağaçları da koyalım. Tamam. Şimdi oyunda 5. gün mü 4. gün müydü? Şu da alüminyum görmüştüm suyun kenarında. Her bir gün geçişinde ilerlememize göre oyunda haritaya bir şeyler ekleniyor. Onu da fark ettim. Sanki şuradaki yataklar boştu, alüminyum geldi gibi. Ya bana öyle geliyor. Çünkü eklentiler oluyor harita. Hayvanlar falan da gelecek büyük ihtimal. Bunlar spam olsun. Mavi renk çiçek diyor. Tamam. Keşfedilen kaynak yeni. Mesela bakın. Gece mi çıkıyor acaba bu? Yerde. Şu anda uyuyor. Sıçan gibi kuyruğu var. Aynen sıçana benziyor. Bildiğimiz sıçan gibi kuyruğu falan. Burada bayağı alüminyum varmış. İyi. Yakın bize. Bu hayvanlar sanki daha önce görmemiştim ben. Aşırı yük. Tamam aldık. Beste diyor. Üzerimde bir tane var. Besleyelim. Ha bunu yedireceğiz ve bu... Bu da bir hayvan mı? Ne bu? Şimdi üzerimiz ağırız. Gidelim. O yemden yapıp deneyeceğim dostlarım şunu. Alamıyorum. Bir tane daha tarla yapsak olur arkaya. Bakalım. Hemen. Çiftçilik. Şu. Yapabiliyoruz. Tamam, güzel. Pekala, alüminyum 27 adet oldu üzerimizde. Taş da var. Mavi renkli çiçek filizi. Bunu da ekebiliyoruz.
Poli tohumları, onları da alalım. Şunu bırakalım. Şu jel parçaları satılabilir diyor. İyi paraya. Tamam. Tamamdır. Şimdi yatalım. Sabah oldu bu arada. Hemen uyu diyelim. Gün geçişi olsun. Belki spam oluyordur. Işığımızı kapatalım. Evet. Yeni bir gün. Şimdi yükseltme deposu inşa et. Hemen bir bakalım tekrar. Yükseltme deposuna. Şu. Gerekli malzemelerimiz var. Yükseltme deposunu nereye kuracağız? Bunun yanına kurabilirim. Olur. Tamam. Alüminyum çerçeveyi burada üreteceğiz. Alüminyum parçalarını da burada çıkartacağız. Alüminyum çerçeve için sadece alüminyum çubuk istiyor. 2 adet. Kaç tane yapalım? 10 tane, 9 tane neyse hepsini yapalım. Alüminyum çerçeveler. Tabii biz alamıyoruz onları. Robotumuz alıyor. Tamam. Şimdi boş olan hangisiydi? Şu. İçerisine atalım. Tamamdır. Şimdi şu tarlayı bir ekelim. Bunlar ne? Zararlı ot. Onları bir alalım. Zararlı otları. Ekmediğimiz için tabii. Tamamdır. Başka ne var elimizde dikebileceğimiz? R'ye bastığımızda değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Peki bu mavi renkli çiçek filizini belki onu buraya dikemiyorum. Neyse sulayalım şunları. Tamam. Şimdi artık alüminyum çerçevelerini yapıyoruz. Alüminyum parçasını yapacağız. Onun için de polimerler çıksın. Ondan sonra bakacağım. Yükseltme deposunu inşa et. Bakalım. Yükseltme deposu 4 tane alüminyum. Tamam, bunlar bizde var. Biraz daha alüminyum istiyor yalnız. Alüminyum parçası. Bu taraflara gitsek orada toplayabiliriz. Üzerimiz boş mu? Epey boş. Yakınlarda bir yerlerde varsa eğer hemen alüminyum kasalım. Evet. Bundan ilk bölümde görmüştük bunu. Besleyebiliyoruz. Yalnız buradaki güzel yem istiyor. Rabbage tohumları keşfedilen kaynak. Ekşi yem tarif açıldı. Evet, kristaller buradaymış. Kırmızı kristaller. Tabii bunları yükseltmemiz gerekiyor robotumuzu. Şurada alüminyum var. Onları kıralım. Bayağı da varmış. Evet. Buradakileri kırdık. Yeniden oluşmasını bekleyeceğiz bunların çıkmasını.
Şimdi alüminyum parçalarını topladık geldik. Hemen tekrar inşaat kısmına girelim. Yükseltme deposu için taş vardı. Şunları kırabilirim aslında. Aşırı yük. Onları alacağım. B'ye bas. Yükseltme deposu için. Biraz daha taş, alüminyum çerçeve. Biraz taş. Buraya şöyle 10 tanesini bırakacağım. Alüminyum çerçeveyi de aldık. Şimdi yapabiliriz artık. Yükseltme. Bu bayağı büyük bir şey. Bunu nereye kuralım? Böyle kuralım. Yakın olsun, çok uzak olmasın. Tamam. Oluştur diyelim şimdi. Engellendi. Neden? Ha tamam, yaptık. Güzel. Etkileşime gir. Vay. Robotumuzu aldı, içerisine çekti. Şimdi burası robotumuzu yükselteceğimiz yer dostlarım. Çok iyi. Yükseltme deposunu aç. Evet. Mech yükseltmeleri, yani bizim makinemizi bindiğimiz robotumuzu yükseltmeler. Çiftçilik alanı, toplama alanı. Burası da çapraz geniş demiş. Mekin içindeyken diyor. Patika yapıcı modu. Yol yapımı. Daha yükseğe zıplamasını ve havada daha uzun süre kalmasını sağlayan bir özellik. Koşma hızı. Bunlar tabii karot yağı falan, bakır tel. Yani bayağı bayağı geniş bir şeysi var. Burada da vakum, yine vakumla ilgili. Envanter kapasitemizi arttırma. Çok iyi. Çivi testere gücü. Bu işte. Bizim İhtiyacımız olan bu. Çünkü o kırmızı kristali bulmamız lazım ilk etapta. Alüminyum parçalarından gerekiyormuş 5 adet. Bunu önce alüminyum parçası yapacağız. Sulama hortumun güç seviyesi 1. Sulama hortumu gücünü arttırarak, tamam. Bu da sulama depomuzu arttırıyor. Daha fazla su kapasitemiz olacak. Sulama hortumu daha fazla alanı sulayacak. Tohum atıcı, yine bu da tohum atıcını 9 adede kadar hüyü kilitleyebilir ve otomatik olarak vurgulabilir. Tamam, bu da tohum atma makinemizi, silahımızı geliştirecek. Mech'i özelleştir. Kollarını, motor kısmını, bunlar da açıldıkça demek ki burada bunları da upgrade veya modifiye edeceğiz. Gayet güzel. Bu çok güzel oyundaki akıcılık bu. Şimdi binelim biz yine robotumuza. Işıkları da yanıyor. Harika. Akşam da oldu yine. Çok çabuk akşam oluyor yalnız. Neyse. Şimdi üzerimizdeki malzemelerin yeterince görevlere odaklanacağım. Bir yükseltme deposunda yükseltme yap diyor. Yükseltme al. Yani buradan görev bu. Çiftlik evi aralığı içine dekorasyonlar oluştur. 3D0. Merchant Landing diyor. Bu neymiş bir bakalım. Evet, Merchant Landing bu. Ticaret gemilerinin karaya çıkmasına ve ziyaret etmesini izin verir. Evet dostlarım, bunu kurduğumuz zaman üstümüze, bulunduğumuz gezegene farklı gemiler ziyaret edecek. Tamam, öğrendik bunu da. Kristal istiyor buna. Anladım. Başka neler var üretebileceğimiz? Kırmızı kristali bulmamız gerekiyor. Sandık. Yeni bir tane küçük kabin oluşmuş. Bayrak var. Bunu yapalım. Bu bayrağımızı dikelim.
Nereye dikelim? Yukarıya falan dikebiliyor muyuz? Yok. O zaman şuraya dikelim. Yok da elimizin altında olmasın. Tamam, şurada olsun. Bayrağımızı dikmiş olalım. 3'te 1 oldu. Dekorasyon olarak görüyor bunu. Başka ne var o zaman dekorasyonların hemen yapabileceklerimiz? Süsleme gibi bir şey bunlar. Tabela var. O da olabilir. Çamaşır ipi. Ahşap gerekiyor. Hemen şuradan alalım. Tamam, ağırlık çöktü. Bunlar sanki görsel gibi. Bu alana buraya yapabilir miyiz acaba? Tamam, çamaşır ipini de oraya yapalım. 3'te 2 oldu mu? Oldu. Tekrar girelim. Bir de lavabo varmış. Onu da yine yanına şuraya koyalım. 3'te 3 oldu. O görevi de yapmış olduk. Şimdi artık metal şey, alüminyum parçası üretecek. Alüminyum parçaları, alüminyum çubuk ve poliberi yağı istiyor. Poliberi yağı üretmemiz gerekiyor. Önce şu poliberlerimiz çıksın bir. Poliberimiz var mı hiç elimizde? Yok. Tohumları var. Diğerlerini de dikeceğim. Tekrar sulayalım. Tamam, onları suladık. Oo, bakın ağaçlarımız büyümeye başlamış. Baya baya. Şuraya da mavi o çiçekten diktik. Tamam, onun cephanesi de bitti. Hemen sulayalım onu da. Evet. Geceyi geçirelim. Şurada yatalım. Tekrar. 7. güne geçiş yapıyoruz. Oyundaki. Ve yağmurlu bir sabaha uyandık. Oyunda. Yani bulunduğumuz gezegende yağmur da var. Gerçi karşıdaki dağlarda kar da var. Dünyamıza benziyor burası. Şimdi dostlarım, ne gerekliydi? Işığımızı kapatalım. Alüminyum çubuk elimizde var. Sandıktakileri mi görüyor? Üzerimizdekini mi görüyor? Bilmiyorum. Otomatik sandıkları görse çok iyi olur ama. Poliberilerimiz oldu mu acaba? Büyümüş gözüküyor ama. Şimdi bunları hasat... Acaba büyümedi mi? Biraz daha bekleyeceğim. Büyümesini. Tam büyüdüğünde ondan sonra bakalım. Şimdi biz onlar büyüyor dursun. Şuradaki haritaya o ne? Ha, taşları aldık. Burada kırdığımız taşları. Boşaltalım. Direkt hepsini al. Yok. Üzerimizdeki bütün malzemeleri boşaltacağım. Güzel. Envanterimiz boş şekilde. Bu tarafa bir gidelim. Keşfedecek olduğumuz yerler var mı? Birinci bölümün sonunda bir yerler açılmıştı bir de. Onlara bakalım. Yağmur damlaları da camımızdan süzülüşü çok güzel. Burada mesela... Ha, yem yapacaktım ben. Neyse. Onu dönüşte yapalım artık.
Sanki şurası açılacak gibi bir kapı var gibi. Yani giriş gibi sanki burası. Ama birinci bölüm sonundaki gösterdiği yer daire şeklindeydi. Şurada kırılacak bir şey var. İnelim. Eser 2 oldu. 9'da. Şuraya da giriliyor mu? Giriliyor. Aynen. Buraya gizlenmiş. Bu eserlerin de tabii 9'da 9 hepsini bulursak güzel olur. Şöyle bakalım yine. Bulunduğumuz yerin burası. 9'da 3 eserler. 6'da 3 hazineler. Alüminyum çubuk. Buradaki güzel yem. Ve 3 tane de beslenecek bir şey var burada. Yuva. Ha, onlar yuvaymış. Şu biraz önceki orada gördüklerimiz yuvaymış dostlarım. Şuradaki mor olan. Bir tane beslemiştik kendi tarafımızdaki. Şunlar. Yalnız bu yerdekiler ne? Znor. Besle diyor. Güzel yemle besleniyor bunlar da. Farklı. Şunlar. Evet. Bunlar da güzel yemle besleniyor. Yuvalar bunlar. Her biyomda, haritadaki açtığımız her yerde üçer tane var şimdilik. Şu yukarıda bir tane var eser. Orada var. İnelim robotumuzdan. Nereye park ettiğini unutma. Tamam, burada dursun. Bir tane daha burada eser. Işığımızı yakalım. Şunların altında gizlenmiş olabilir mi acaba? Bu şekilde toplayıp robotumuza atabiliriz. Aynen. Güzel. Şimdi eserlere 4 olmuş. Burada da var gibi. Yukarıdakine çıkalım. Al. 5 oldu. Ve 6 oldu. Başka var mı acaba burada? Şurada yumurta var. Altında var, gördüm. Şurada gördüm sanki. Evet. 7 oldu dostlarım. Burada hepsi de burada demek ki. Son 2 kaldı. Şurada da mağara var. Her an tehlikeli bir şey çıkacakmış gibi geliyor ama oyunda öyle bir tehlikeli bir şey görmedim. Kırmızı çiçek. Maviyi aldık. Kırmızıyı da alalım. Şöyle bırakalım oraya. Şunlar toplanıyor mu acaba? Mantarlar var.
Normal elyafını aldık. Yani lifini. Bunu alalım. Evet. Bu da 8. eser. Yani gizli şeyler, kömür. Kömürü ilk defa görüyoruz. Ve kırabiliyorum. Orada dursun. Burada da kömür var. Ve 9. Güzel. Keşfedilen konum. Baraj dedi. Şimdi 9'da 9 yaptık bunu. Şöyle tekrar bakacağım oraya. Hazineler ise 6'da 4. Bunları da tabii bulmamız gerekiyor. Bulunduğumuz bölge. Hiçbirine zaten o yuvalardan besleyemedik. Temel yem, güzel yem. Sarı orman. Burayı da keşfedeceğiz. Güzel, heyecan verici. Hemen bir şeyler insan yapası geliyor hızlı hızlı. Ama oyunun tadına vara vara oynayalım dostlarım. Kömürleri falan hepsini topladık ve yağmur devam ediyor. Güzel, kırmızı çiçek. Bunu da bulduk. Bunu da artık filizini aldık. Ekebileceğiz. Kömürü bulduk. Keşfedilen. Yağmur hızlandı mı? Buranın eserleri tamam. Güneş batıyor. Acaba hazineler nerede? Buradan düşmeyelim. Güzel. Jetpack'imizi biraz daha güçlendirirsek eğer, havada fazla kalırsak, ileride bize bu lazım olur. Bunları kıralım. Rabbayke, bunları öğreneceğiz dostlarım. Bunlar şimdilik filiz. Tohumlarını alıyoruz. Ektiğimiz zaman içerisindeki o meyve mi artık verdiği ürünü alacağız. Poliberi de aynı şekilde. Şimdi tarlamıza ektik onları. O neydi? Kuş. Tamamdır. Şuradan aşağı inelim ve evimize doğru gidelim. Kırmızı çiçekler. Biraz daha alüminyum alalım.
Evet, güzel bir yağmur. Evimize tekrar geri geldik. Şimdi yatacağım. Sabah olsun. Gün 8. Oyundaki 8. günümüz oldu. Aa, bakın kenarları morumsu morumsu olmuş. Yaprakları çıkmış. Artık polibirlerimiz oluşmuş dostlarım. Önceki bir gün önceki hali değilmiş demek ki. Şimdi önce şu kırmızı çiçeklerimizi buraya dikelim, mavilerin yanına. Bunları şimdilik ortaya dikiyoruz ama tamam, sulayalım. Maviler çıkmaya başlamış. Ağaçlarımız büyümeye başlamış. Güzel. Şimdi toplayabiliriz artık kolibirleri. Hemen tohumların tekrar dikeceğim bunların. Yalnız şeyi de dikebiliyoruz farklı. Yeni aldığımız rabbageler var. Onu bu tarlaya dikelim. Rabbage bunda olsun. R'ye basalım. Burada da polibirlerimiz olsun. Şimdi üzerimizde polibirinin tohumu var ve kendi berisi var artık. Poliberi yağı bu şekilde üretilebilecek diyor. Bakalım üretebilecek miyiz? Yağ makinemize gidelim. Resimize. Eğer üretirsek hemen ondan biraz çıkaralım. Aynen. Bu daha önce açık değildi. Bir şeyler keşfettikçe aldıkça üzerimize açılıyor dostlar. Hemen başlasın. 5 tane. Sen de başla. Elimizdekinin hepsini yapsın. O zaman tarladan biraz daha mı yapsak? Bir tane daha yapabiliriz aslında tarladan. B. Şu şekilde. Tamam. Arkasını bir tane daha yaptık. Odunumuz yok. Evet, odunlarımızı da topladık. Evet, en azından ikisi rabbage, ikisi de polibere olsun. Öyle yapacağım. Bakalım malzememiz yetiyorsa eğer. Ne yetmiyor? Yine odun. Şu ağaçlardan etrafımıza dikelim. Çok uzaklara gitmeyelim. Alüminyumlar çıkmış. Alüminyumları da toplayacağım dostlarım. Alüminyum parçası için ve çerçevesi için bunlar gerekli. Bir yem yapacağım şimdi. Yem yaptıktan sonra şuradaki bizim hemen o yuvayı bir deneyeceğim. Bu ağacı biz dikmiştik ve büyümüş. Diğerlerini de dikeceğim. Şöyle yakınlarımıza dikelim. Tamamdır. Şimdi hemen yem yapalım. Poliberi yağında üretmeye başladık. Yemden bir dakika, poliberi yağı istiyor. Öncelikle biz şunu yapalım. Normal hadi 10 tane yapalım. Bundan yapmayacağım. Poliberiyi buna harcamayacağım dostlarım. Çünkü
Oliveri'yi buraya harcayacağım. Alüminyum parçası ne kadar varsa yapsın. Alüminyum parçalarını almaya başladık. Kaç tane almışız? 2 adet. Bize kaç tane gerekiyordu? İnelim. Mekimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Şunun için 5 tane gerekiyormuş. Tekrar. Artık bunları bekleyeceğiz. 5 tanesi için. Bir taneden mi yapıyor? 2 taneden yapıyor. Pardon, 3 tane gidiyormuş. 3 tane poliveri yağı, 2 tane alüminyum çubuk gidiyor. Bunu tamamlayalım biz. Tamam. Bunları eke duralım. Şunu da rabbaye. Dolaplarımızda varsa ya tohum, onları alacağım. Hatta buraya bir tane daha dolap yapacağım. Varmış. Onları da alalım. Tamam, 4 tanesi de öyle olsun. Sulayalım. Suyumuz bitti. Su depomuzu, haznemizi de genişlettik mi? Daha iyi olur. Çek. Oyunun mantığını iyi kötü anladık. Ekip pişeceğiz burada. Üretim yapacağız. Yalnız o ticari tüccar gelecek. Eğer landing yaparsak. Tamamdır. Burayı da suladık. Suyumuz yine bitti. Poliberi yağlarını alalım. Hemen parçalardan ne kadar üretebiliyorsak hepsini üretelim. Kaç oldu bakalım? 5 olmuş. Güzel. Güzel. Şimdi buraya gelelim. Mekimizden inelim. Ve yapabiliyoruz dostlarım artık. Çivi testere gücü 1. seviyeye çıkartacağım şimdi. Yükselt. Ve satın alındı. Yeşil oldu. 2. seviyesi var. Alüminyum elektronik diye bir tane parça. Karot yağı. Tavşan yağı. Güç çekirdeği. Yani açıldıkça açılacak. Şunu da yapmak istiyorum ama alüminyum elektronik diye kapasitemizi arttırmak için. Hepsi güzel. Hepsi makinemizi geliştirmek için çok çok güzel şeyler. Bir tane sandık yapalım. Şimdi kırmızı kristale gideceğim. Üzerimizde ne var? Ağaç, dal. Şu yumuşak ağaç. Bu önemli. Kırmızı. Böyle yapalım. Sandıkları zaten artık biraz biçimlendireceğiz. Alüminyum parçalarını buraya koyalım. Taş da buradaymış. Şöyle fazlalıkları atalım. İçeride dursun. Sandık yapacaktım ama. Biraz daha ağaç keselim de sandık yapalım dostlarım. Yetmeyecek.
Pekala. Buraya bir sandık daha yapalım. Aynı sandıktan. İçerisine de artık ağırlıkları atalım. Sonra bunları iskipleyeceğim dostlarım. Şimdi değil. Poliberileri şeye çevireceğim. Kömür. Bu ikisi dursun. Üç bu yapsın. Üç de bu yapsın. Tarlalarımızdan tekrar filizlendiğinde çıktığında sabah olsun öyle gidelim. Akşam gitmeyeceğim. Uyu. Dokuzuncu güne geçtik oyunda. Gelişim devam ediyor dostlarım. Şimdi kırmızı kristale gideceğiz. Bunlar kaybolur olmaz. Biz yine alalım. Bırakalım. Şimdi kırmızı kristali kırabiliriz. Şunların üzerine falan çıkılabiliyorsa eğer, hani hazineler de gizli yerlerde olabilir. Rabbay geneli alalım. Onları. Evet, deneyelim bakalım. Kırıyoruz artık. Çünkü kırıcımız yükseldi, ikinci seviye çıktı. Şimdi bir de hemen aklımdayken ikinci seviye çıktı deyince aklıma gelen, orada bir tane su yatağı vardı. Su yatağını açacağım dostlarım. Kırmızı kristallerden başka nerede var acaba? Yukarıda vardı. Görmüştüm. Tamam. Aklıma geldi. Düşme. Şurada yukarıda bir yerde görmüştüm. Karşıda. Evet. Haritaya farklı bir hayvan geldi. Bu yoktu yani. Bunu görmedim. Kuyruğu yaprak gibi. Ayakları kurbağa gibi. Sesi de kurbağa gibi. Star tail. Bunu da besleyebiliyoruz. Bunlar yeni dostlarım. Daha önce görmüş olamayız. Gün geçtikçe haritaya bir şeyler ekleniyor. Sanki. Ağırlık kapasitemizi biraz yükseltebilirsek, 100'e falan çıksa 90'a biraz daha rahat hareket edeceğim. Jetpack'imizi yükseltirsek yükseklere çıkabiliriz, atlayabiliriz. Şimdi şuradaki göl yatağı vardı. İlk oyuna başladığımızda üzerinde bir tane kaya parçası vardı. Ona gidelim. Onu açalım. Bu yuvayı değil de kendi tarafımızdaki yuvayı yapalım. Buradan inebiliyor muyuz? Atlasak. Tamam. Bu şekilde yavaş yavaş.
Şimdi deneyelim bakalım. Kırabilecek miyiz? Kırıyoruz. Tamamdır. Kırıcımız seviyesi arttı ve göl yatağını açtık. Burası göl oldu. Yani su artık yakınımızda. Böyle baktığımızda burada vardı. Bir de yukarıda vardı su. Ortada su oldu. Burası kurulum için çok iyi bir yer. Şurası. Beyz yatağı için. Geniş, düzgün. Kayalar da var. Tam şu ortası çok iyiymiş. Aslında buraya kurabiliriz. Yeni binayı, yani büyük kabini yaptığımızda evi. Onları söküp gelip buraya yapabilirim aslında. Bu tarafta ne var? Deniz kenarı. Şöyle bir bakalım dostlarım. Haritaya girelim. Bu tarafı zaten keşfetmedik. Buraya geçersek yeni yer olacak. Geçmeyelim şimdi. Kafamız karışmasın. Burası zaten bayağı bir ormanlık alan. Büyük ağaçları kırabiliyor muyum? Artık kırabiliyorum onları da kesicimizden. Bundan farklı tabii sert ağaç çıktı. Kuş ağacı gibi. Ve filizi çıktı. Onu da ekebileceğiz yine. Güzel. Sert ağacı isteyecektir oyunumuzdan. Nereye geldik? Aslında çok da uzaklaşmamışız. Normal. Oyunu oynadığımız yerler. Yumurta var. Yok. Düşmeyelim. Biz inelim. Bu tarafta kırmızı kristal var gibiydi. İlk oyuna başladığımızda. Evet dostlarım, nereye geldik? Nereye geldik? İlk. Büyük kapıdan bahsetmeyi unutmuştum diyor. Tamamen aklıma çıkmıştı. Yıllar önce bazı aramalar yapmıştım ama sonuçlar çoğunlukla saçmaydı. Bir saniye bekle. Enerji değerleri şu anda yükseliyor. Burası bir şekilde aktive edilmiş olabilir mi? Ama görünüşe göre biraz daha gitmesi gerekiyor. Tamam. Her ne yaptıysan yapmaya devam et diyor. Bu kapı açılacak. Buradan geçiş yapacağız. Büyük ihtimal 3 bölgeyi şu anda giriş yaptık. 3 bölgeyi temsil ediyor olabilir burası. Tahminlerim yani dostlarım. Kesin bir şey söylemiyorum.
Evet, bu bölgeye girmeyelim hiç. Farklı bir harita. Önce biz kendi bulunduğumuz ve açtığımız ve açacak olduğumuz sarı ormanı keşfedeceğiz. Ben burada kırmızı kristal vardır diye geldim ama yokmuş. Aynen. Kenar kayalıkları restore et. Yeni harita. Açıldı. Maalesef içerisine girdik burada. Girince de açıldı. Önemli değil. Restore et dedi haritayı. Birinci yaptığımız yer gibi. İçerideki temizlenecekleri temizleyeceğiz. Güvenli hale getireceğiz. Zararlı o balçıklardan, zehirli artık bitkilerden orayı arındıracağız. Neyse, önemli değil. O görevi iptal etme veya orada görükmesi istemiyorsak onu da oradan kaldırma vardır. Şöyle bir bakalım hemen. Bu. Kaldırabiliyoruz. Sarı ormanı kontrol et. O dursun. Hadi oraya girmiş bulunduk. Hatta gitmeyi düşünüyorum oraya. Ama önce bizden istenen şu landing'i yapalım. Tüccar gelecekse bir görelim. Bitkilerimiz yetişiyor. Gayet güzel. Kırmızı kristalden 15 adet toplamışız. Şimdi burada bize kırmızı kristal gerekiyordu. Ne içindi? İnşaat kısmında landing içindi büyük ihtimal. Yeni bir tane fıçı gelmiş. Ahşap bir fıçı. Kaynakları depolayabiliyoruz onda da. Bunu yapmak istiyorum. Tabii. Küçük bir çiftlik evi. Aslında bunu yeni bir yere yapmak istiyorum ama oraya taşınabiliriz. Bu garip masa neymiş? Başka sözcüklerden oluşan bir masa. Zaten zararlı spor diye bir tane şey istiyor. Kuş evi. Küçük ölçekli bir ev sahibi olun. Ve kütük rafı. Kütük koleksiyonunuz için düzenli bir yuva. Tamam. Kütükleri buraya koyacağız. İskifleyecek. Çitler gelmiş. Bunlar artık dekorasyon gibi dış çevre. Meşaleler ve campfire. Campfire aslında aydınlatmak amaçlı. Güzel olur. Şimdi önemli olan bizim için şu. Landing. Artık yapabiliyorum bunu. 10 tane taş istiyor. Taş alalım. Aldık. Hepsini aldık. Şimdi yapabiliriz artık. İniş pistini. B. Nasıl kuracağız? Şurada taş var. Ondan dolayı yapmıyor. Önce şunları bir kıralım. Tamam. Şunun yanına yapacağım. İzin verirse tabii oyun. Veriyor. Yanına otursun. Çok dağılmayacağım. Bitti. Tüccarın gelmesini bekle. Ticaret rotası görevimiz bu. Tüccar gelecek dostlarım. Artık. Şu mu? Geliyor mu? Bir tane yıldız gibi ışık var ama hareket ediyor. Sanki geliyor mu? Sonuçta bir tane uzay gemisi gelecek. Neyse. Herhalde gelen o. Uzun bir yolculuk olacak onun için. Biz yatalım. Sabah olsun. Evet, oyunda 10. günümüze geçtik dostlar. Gelişim devam ediyor. İstediklerimizi, oyunun bizden istediklerini yaptık. Zararlı? Ne?
Şey diyor. Balonlar geliyor diyor. Zararlı balonlar geliyor. Şunlar mı? Ne yapacağız? Baloncuk vur. Hayır, bununla değil. Su mu? Suyla. Suyumuzda tam da yok. Yeni bir saldırı. 10. gün. Tohumlara saldırıyorlar. Suyumuz bitti. Koş 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 koş. Çek. Çek 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 çabuk. Zehirli balonlar. Patlıyorlar. Ve zarar veriyorlar. Mahvettiler. Tarlaları mahvetti. Güzel, öldürdük ama her yer balçık oldu. Zehirli. Şuradaki 4 tane bölüm gitti. Neyse, bunlar yetişsin ondan sonra. Ya da beklemeyelim. Yıkayalım onları. Su haznemizi yükseltmemiz gerekiyor. Ve şu sulama makinemizi, hortumumuzla daha güzel atanı bulmamız gerekiyor. Şu tüccar bir gelsin bakalım. Suyumuz bitti. Oo, her yeri sarmış bunlar. Patlamışlar. Tüccar. Oo, geldi tüccar. Uzay mekiğinden. Şimdi inelim. Tüccarla bir konuşalım. Lola, hoş geldin. Buying or selling? Make your pick. Bir şeyler satın almak ve satabiliyoruz da. Görev bakalım neymiş? Bir ürün sat. Görev. Hey there. What will it be? Tamam. Sat var, al var. Önce alınabilecekleri bir kontrol edelim. All seti. Mekimizin kolu. Yükseltme deposu bulunur diyor. 175. Satın alınan mek parçaları. Bunu alabiliyoruz aslında. Tek tek mi satıyorsunuz bunları? Sol kol ve sağ kol. Bu ne? Kaya. Satın alınan yapılar. Bir yıl dekoratifmiş. Çiçeklerin yine filizler var. Rapaki tohumunu bulduk. Buğday tohumu. Bu iyiymiş. Buğday aslında ekmek falan, ne bileyim, şeyler üretebiliriz. Ekebiliriz bunu. Bir tane alsak 20 fiyatı. Paramız yok. Önce bir şeyler satalım. Alamayız. Bizde alüminyum var. 21 dolardan alıyormuş. 4'ünü de satalım. 84 dolar. Onayla. Başka ne satabilirim sana? Kırmızı kristal bana gerekiyor ama 16 dolardan alacak. Bitki lafı. Sert ağacın fiyatı düşükmüş. Mavi renk. Çiçek fiyatı yüksek. Aslında bunu tabii renk falan için kullanılacak belki bu ama boya için aynen. Mavi boya için. Şimdilik değil. Yumurtalar var. Fiyatı düşük zaten. Hadi kristalden 2 adet sana satayım. 32 dolar. Senden 20 dolara. Çok değil. Hayır. 4 tane buğday alayım. Ekmeğimiz yok. Tabii burada farklı farklı araba, çuval bezi, oyma taş, satın alabilecek bayağı bir şeyler var dostlarım. Ama en güzeller aslında şu bizim robotumuzun kolu, motor kısmı, bunlar olabilir. 500 lira.
Çok pahalı. O kadar paramız yok. Lola. Tamam. En azından bu görevi de yaptık. Güzel. Tüccar da bu şekilde geliyormuş. Harika. Şimdi unutmadan benim aklımda devam unutuyorum. Şu şeyi yapacağım ben. Bölgemizdeki hem su dolduralım. Acaba bu tüccar kaç gün burada kalacak? Yarı sabah gider mi? Bir gün mü burada? Zaten şu anda öğlen ve hafiften bir sis var. Su çekelim. Biz biraz daha kendimizi geliştirelim ki bu tüccar geldiğinde ona satabilecek bir şeylerimiz olsun. Sandıklarımız da güzel. Oyun iyi. Saracak yani. Şunu beslemeyi düşünüyorum. Bunları değil. Bir tane buna yedirmiştik sanki. Ama bir şey yaramamış. Tamam. Beslenen yuva 3'te 1 oldu. Bu bölgenin bu yuvaları bulup besleyeceğiz. İkincisi ve üçüncüsü nerede? Onları bulmamız gerekiyor. Yuvaları. Bu sadece şurası için. Bu taraf için yine onlara güzel istiyor. Güzel yem. Burası temel yem. 3'te 1 oldu. Yuva. 3'te 0. Tamam. Bu şekilde de onları aşacağız dostlarım. Evet. Sevgili dostlar. Bu da ikinci bölümümüzün sonu olsun. Şunları bir temizleyelim. Suyla. Evet. Oyunumuz gayet güzel. Akıcı. Hoş. Onun için 3. bölüm için dostlarım beğenileri ihmal etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Görüşmek üzere.